Dedem derdi ki oğul Harput eski kaledir. Taşı topraktan fazla aslında yekparedir. Kat kat olmuş kayalar her kat ayrı çağdır. Bir mihraptır kurulmuş, dağ üstünde bir dağdır. Güneşten evvel doğar minare alem alem, tarihe ilk besmele çekmiş kudretli kalem. Mayası sütten hasır tarihe derc olmuştur. Bin kavim bu kalede acep nice olmuştur. Beyzadeler metfundur dönersin türbe türbe, haşa ayandır ona geri dönmez bir tövbe. Arap baba cam türbe besmeleyle girersin, ayrılırsın gövdenden başın alıp dönersin. Tarih kaplar kimliğin meğer Adem olsun, ilk görüşte sanırsın doğuştan Harputlusun. Sekiz köşe şapkalı selam alır derinden, buzluktaki Temmuz'un farkı yok zemheriden. Su başı duman olmuş çökmüş Maslar dağına, dirilir Hazar baba yaslanır şakağına. Sert eser kaya başı koca çınar el sallar, kuşak bağlar kardeşi gelin giderken ağlar. Sarı yün didilerek başlar bizim tamzara, diz vurur halay başı, kakkoş atar nara. Elips döner çıralar Şam'dan da yana yana, ikrar kalır kubbede, nikah kıyar vatana. Gönlü bağın bülbülü şimdi bir şiir oldu, hey iyi gidi hey paytah, eski bir şehir oldu. Harput göbek adım kimlikte Anadolu'yum, hüviyetim ay yıldız, ben de bir Harputluyum. Güzel yurdumuzun güzel yürekli insanları güzel bir akşam dileyerek iyi vakitler geçirmenizi temenni ediyorum ve hepinizi yürekten hürmetle selamlıyorum. Şiirin içinden isimli bu programı Diyarı Harput isimli şiirimizle başlatmış olduk. Bir şiirimizde dediğimiz gibi humuslu biri Anadolu biri Trakya olmak üzere çift yanaklı bu güzel yurdu bize emanet eden, bize ikram eden ve ayrıca bizi cumhuriyete layık gören başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün soylu kahraman geçmişimizi ve bütün şehitlerimizi ayrı ayrı şükranla, minnetle, tazimle anıyorum efendim. Efendim bu program duygu endeksli, duygu eksende şiirle, sevgiyle dönen bir program olacak. Bu programın dibacesine şu dörtlüğümüzü serebiliriz. Ağlamanın dili yok, her damla bir şiirdir, aşk ile ağlayanın hıçkırığı zikirdir. Açar göksün aşk ile kalbi kalbe aktarır, yoktur aklı izahı, bu bir gönül ilmidir. İlmi ledin dediğimiz gönül ilmi bağlamında bu program efendim günümüz Elazığ yazarlardan Nevzat Ülger'in manevi banisi olarak fikir olarak ileri sürdü. Biz de bunu yürürlüğe alarak şu anda sizlere hitap ettiğimiz Fırat Televizyonu'nun bu programda start almış oldu. Bu kanalın sahibi Profesör Yasemin Açık hanımefendiye bir vesile teşekkürlerimi takdim ediyorum. Yine kanalımızın genel yayın yönetmeni Zeki Akbıyık Beyefendi'yi selamlıyorum. Ayrıca bu programın ikamesinde canhıraş gayretlerine tanık olduğumuz samimi dayanışması ile bizlere yardımcı olan Faysal Tokmak kardeşimizi ve güzel yürekli kanalımızın tüm çalışanlarını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Efendim, bu programda şiirin önemine değineceğiz. Şiirin hayatımızdaki önemi nedir? Şiirden vazgeçmek mümkün müdür? Şiirin bize kazandırdıkları ne?
nedir, ne olmalı, nasıl olmalı diye bu bağlamda programımızı işlemeye çalışacağız. Tabii programımızın bir de konuğu var. Şimdi o konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Çok güzel yürekli bir kardeşimiz, Elazığlı bir hanımefendi ve iki tane şiir kitabı olan Kalbimin Arafında ve Şiirler Yanarken isimli kitaplarıyla, hanımefendiliğiyle, şairliğiyle temayüz etmiş bir kardeşimiz Leyla Kurt hanımefendiyle nasip olursa bu programı paylaşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk hocam. En başta programınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasınız, var olasınız. Başarılar diliyorum ve bu böyle bir programın ilimize faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü faydalı olur diye düşünüyorsun efendim. Bağımsız bir şiir programı hiç yoktu hocam. Evet. Sadece böyle programlarda davet edip şiirleri aralara sıkıştırıyorlardı. Evet. Bunu düşünmeniz, böyle bir program yapmanız bence çok harika bir fikir. Çok güzel bir program olacak inşallah. Eksik olmayın. Şimdi biz burada Leyla Hanım daha ziyade hani bir bilge kişiliği ya duygu bilgiden daha değerlidir. Ben bunu biraz tavsiye ederek diyorum ki duygu bilgiden daha önceliklidir. Duygu formatıyla, duyguyla beslenen şiirin hayatımızdaki önemine değineceğiz. İsterseniz Leyla Hanım bir şiirle programımızı başlatmış olalım. Ben en başta şu anda sınır ötesinde Barış Pınar Harekatı'nda olan Mehmetçiklerimize buradan selam gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Allah muvaffak eylesin. İnşallah sağ salim başarılarla memleketlerine geri dönmelerini nasip etsin. Ben onlara Barış Pınar isimli bir şiir yazmıştım. Müsaade ederseniz okuyayım. Estağfurullah, buyursunlar lütfen. Ben de şiirle açayım sohbeti. Uygun olur efendim. Barış Pınarı. Barış Pınarı çağladı Fırat'ın doğusuna. Zulüm yapan kafirlerin dayandı kapısına. Gavur artıkları kaçtı bakmadan arkasına. Allah'ın atı ile şahlanın, coşun Mehmet'im. Suriye'nin kuzeyinden başlandı harekata. Resulayn, Tel Abyad, köyler, dar oldu alçaklara. Güvenli bölge için umut oldu mazlumlara. Allah'ın nuru ile şahlanın, coşun Mehmet'im. Amerikan gavuru teröristlerle el ele, binlerce tır silahı tutuşturdu ellerine. Tuzaklar kurdular birlikte asil Türk milletine. Allah'ın lütfuyla şahlanın, coşun Mehmet'im. Kainat görsün adaletle dik duruşumuzu, mazlumun önünde zalime set oluşumuzu, vatan bayrak denince tek yürek oluşumuzu, Allah'ın izniyle şahlanın, coşun Mehmet'im. İnşallah. Allah'ım hiçbir annenin babanın ciğerini sızlatmasın. Buradan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Allah'ım hepsinden binlerce defa razı olsun. Leyla şimdi Hanım, teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Teşekkür şair o ki duygularını dobra dobra aktarsın, anlatsın. Evet, milli bir konuda duygularınızı çok kesif bir şekilde anlattınız. Etkilendik. Teşekkür ederim. Bilmiyorum bu mizanserine örtüşür mü? Benim de önceki yıl bu Manas Yayın ekibiyle Şener Bulut'un başkanlığında Ankara'da yaptığımız bir şiir etkinliği sırasında Anıtkabir'i ziyaret etmiştik. Orada Kuvayi Milli Salonu'nda Elazığ şairler olarak şiirler okuduk. Ben de naçizane bir şiir okumuştum. Şimdi sizin şiiriniz de çağrıştı. Ben de izin verirseniz bu şiirimi takdim tabii edeyim. Tabii ki memnun oluruz hocam. Bir vatan tanımı yap bana, bir vatan tanımı yap bana, içinde Çanakkale, kale içinde Aynalı Çarşı, çarşılar Türkiye olsun. Bir vatan tanımı yap bana, hududunda Mehmet, yüreğinde memleket, bir yanı Mustafa, bir yanı Kemal olsun. Bir vatan tanımı yap bana, seması yıldız, yıldız ay hilal, marşı istiklal, bayraktaki rüzgar helal olsun. Bir vatan tanımı yap bana, şimali Köroğlu, güneyi Toroslar, muradını alsın Fırat, ırmaklar yeşil olsun. Bir vatan tanımı yap bana, her ağaçta bir kuş yuvası, Mecnun'u Leyla'sı, memleket sevdası tetikli olsun. Bir vatan tanımı yap bana, Demet Demet kırmızı türküler, soyadı Cumhuriyet, adı da Türkiye olsun. Leyla Hanım efendim,
izleyicilerimizin daha yakından tanımasını sağlamak adına şiire ne zaman bulaştınız? Şiir hakkında bir görüşünüz var mı? Bir şeyler söylemek isterseniz buyurun, lütfedin efendim. Tabii ki hocam. Şiire çocuklukta başlamıştım. İlkokulda kendi şiirlerimi yazardım 23 Nisan'dan 9 Mayıs'ta. Kendim okurdum. Sonradan gizli gizli yazmaya başladım bu şiirleri. Hep böyle biriktirirdim. Birer tane kitap kağıtlara yazardım, saklardım onları. Bu böyle çoğalınca bir gün oğluma dedim ki gel bunları kitap haline getirelim dedim. Bundan 3 yıl önce 2017 ilk kitabım olan Kalbimin Arafında'yı çıkardım. Bu benim ilk bebeğim, hep söylüyorum. Evet. 2018'de Şiirler Yanarken isimli şiir kitabımı çıkardım. İkinci kitabımdaki şiirlerin çoğu hece ölçüsüyle, vezin ölçüsüyle yazılmış. Ve şu anda hep vezin ölçüsüyle çalışıyorum hocam. Hoşuma gidiyor. Daha böyle inci gibi kelimeler sıra sıra oluyor. Evet, hece, biraz zor oluyor ama. Hece vezni için Ahmet Haşim köylü vezni demişti. Bedir Rahmi Eyüboğlu da şairim, şiirin hasını zifiri karanlıkta ayak sesinden tanırım. Her ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğinden utanırım diye de bir yanıt vermişti. Şimdi Leyla Hanım, şiirle ilginizi, irtibatınızı, irdelemelerinize zaman ayıracağız. Bu konu başlığı dedi ki, şiirin hayatımızdaki önemi nedir? Şimdi ben şöyle bir tasarım içerisindeyim. Siz acaba iştirak etmez, ister misiniz? Bir şeyin önemini idrak etmek için bana göre o şeyi yok saymak, yok farz etmek, yani varsayım olarak onun yokluğunu yaşamak. Şimdi ben diyorum ki, şimdi şu anda şiirin hayatımızdan sıyırıp çıkaralım bir. Ne değişecek? Bir bakalım, biraz irdeleyelim. Yani şiir olgusunu bizim hayatımızdan çıkardığımız zaman, bizden ayrılanlar, bizim hasret duyacağımız bir şeyler olur mu, ona bakalım. Şöyle izninizle bir giriş yapayım. Şiirin önemine ilişkin. Tabii ki. Önce İstiklal Marşı bir şiir midir? Evet. Şiirdir. 10 kıta 41 mısradan oluşan, evet, efendim aruz vezninde yazılmış, şairi Mehmet Akif Ersoy olan bir şiir. Ve ben kendi nitelememe göre de şiirlerin şiiri, baş şiir diyorum, şiir yazdıran şiir. Öyleyse şiirin önemine vurgu yaptığımız zaman varsayımsal olarak şiiri hayatımızdan çıkardığımızda bakın elden çıkacak olan değerlere bakın lütfen. Evet. Yani şiirin hayatımızdaki önemine ilişkin bir tavsiye yapma gereği duydum. Bu programın amacına yönelik olarak. Mevlana'nın Mesnevisi binaenaleyh. Mesnevi biliyorsunuz bir nazım türüdür. Evet. Ama bizler Mesnevi'yi sanki Mevlana'nın o eserine münhasır bir isim olarak diye algılarız. Oysa yine bildiğiniz gibi 1409 yılında Süleyman Çelebi tarafından kaleme alınan ve halk arasında mevlüt olarak bilinen eser de yine bir Mesnevi'dir. Mesnevi nedir? İran edebiyatından alınma, içerisinde gazelin de olduğu, gazellerin de olduğu, kastelerin de yer aldığı en uzun metinli bir şiir. O da şiir yani. Evet, o da şiir. Şimdi şiiri hayatımızdan çıkardığımız zaman demek ki bakın İstiklal Marşı Mesnevi, Mevlana'nın Mesnevisi. Evet. Yunus'un İlahileri şiir değil, evet, mi? Evet, İlahileri. Evet. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı keza olmayacak. Karacaoğlan'ın Koşmaları yine öyle. Aynen. Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmeti yine öyle. Fuzuli'nin, Nedim'in, Baki'nin, Nefi'nin gazelleri. Aşık Veysel'in efendim Uzun İnce Yolu. Evet. Benim Sadık Yarim Kara Topraklı, Pir Sultan Abdal'ın nutuk şeklinde formunda ki şiirleri. Ve bütün bu şiirler Necip Fazıl'ların, ondan sonra Nazım Hikmetler'in, Bekir Sıtkı Erdoğan'ların, Yahya Kemal'lerin tümüyle bu şiiri, şiir olgusunu hayatımızdan çıkardığımız zaman acaba geriye ne kalır? Ruhumuzun gıdası gider bence. Ruhumuzun yaşama gıdası. Yaşama sevincimiz gider. Evet, yani duygular gider. Kupkur, hatta selamın bile ahkamı değişir diye ben ilave edebilirim. Evet. Demek ki şiir hayatımızda bu kadar önemli. Yani burada şiirin içinden deyince ya işte şiir mi, şair mi, hayır böyle.
Öyle değil. Şiiri nasip olursa sizin gibi seçkin arkadaşlarla literatürde en üst düzeyde izlemeye alacağız. Bir de bunu ek Leyla yapmak istiyorum hocam. Şarkılar da gider, şarkılar da şiirlerden. Onu diyeceğim, şarkılar, türküler, ilahiler. Yani dinlediğimiz bütün şarkıların biliyorsunuz müzik formatındaki metin kısmı şiir. Bütün güzellikler yani gider. Şarkı sözü adı altında da olsa şiir başlığı altında toplanıyor. Ve şiirin ne kadar ehemmiyetli olduğu, ne kadar mühim olduğu. Şiir ne yapıyor? Sanatın güçlü bir şivası olarak bizi duyguda eşitliyor. Evet. Öyle değil mi? İstiklal Marşı efendim en üst şiirimiz. İstiklal Marşı'nda ne yapıyoruz? Herkes kenetleniyoruz, evet. Fakiri, zengini. Hepimiz işte diğer şiirler de bizim bu duygu bölümünü besleyen en önemli. Vatan şiirleri mesela hocam en basitini söyleyeyim. İnsanları bir araya getirmek için, tek vücut olmak için mesela marşlarımız var bizim, İstiklal Marşımız dediğiniz gibi. Marşlarımız var efendim, bakın. Milli duygulara da tercüman oluyor. Şimdi burada Albert Einstein diyor ki düş duygu bilgiden daha değerlidir. Ben katılıyorum ona şöyle. Şimdi vatanını sevmemiz için Türkiye'nin 781 bin kilometre kare, 81 il, şu kadar ilçe, 23-45 kuzey güney enlemde olduğuna dair bilgileri bilmemiz elzem mi? Değil mi? Evet. Bilsek iyi olur mutlak. Hepimiz profesör olmaya özenmeli, o ayrı. Ama duygu bilgiden önce geliyor. Yani biz vatanımızı sevmemiz için efendim illa da bu bilgiler gerekli değil. Veya bayrağımızı sevmemiz için bayrakta canımızı vermeye hazırız. Evet. Sınırsız bir fedakarlık içindeyiz, bu kesin. Şimdi bayrağımızı sevmemiz için bayrağın bir yasası var biliyorsunuz. O yasal ölçüleri bilmemiz gerekir mi? Gerekmez. Ama bilsek daha iyi olur. Şimdi diyelim bir İngiliz veya Fransız profesörün tezi Türk bayrağı üzerine olsa ve o profesörle Fransız ve İngiliz size gösterdikleri zaman o profesör belki onun ebatıyla ilgilenecek, belki değil ebatıyla ilgilenecek değil mi? Siz evet. Ne yapacaksınız? Biz maneviyatıyla ilgileneceğiz. Ay yıldızla zamlanacaksınız. Evet. Ve korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsanca. Hocam ben bayrağa baktığım zaman en baştan şehitleri düşünüyorum. Onu diyorum Leyla Hanım. Şimdi demek ki şehit olmamız için profesör olmamız gerekmez. Evet. Bilgi birikimimiz olsun, o ayrı gerekli. Yani vatanı sevmek için, bayrağı sevmek için, hatta annemizi sevmek için de annemizin kromozom yapısını bilmemiz gerekmez. Ayakkabı evet. numarası. Şunu demek istiyorum. Yani şiirin kaynağı duygu. Evet. Duygu öncelikli. Duygu ve şiir öyle bir sanat şubesi ki bana göre paranın acımasız gücüne karşı koyar. Parayı öteler. Siz buraya ücret alarak mı geldiniz? Asla. Bitti. Asla. Ve haksızlığa karşı durur şiir. İşte sözü fazla uzattık, kusura bakmayın. Lütfen Bayrağ isimli şiiri de bizim yüreğimizi bir dalgalandırın. Buyurun Leyla Hanım. Hocam hep dediğim gibi zaten duygu lazım şiir yazmak için. Kabiliyet lazım ve sevgi lazım. İnsan sevmediği bir şeye şiir yazmaz. Evet, evet. Ben de bayrak aşkıyla yazdığım şiiri şimdi okuyacağım size. Şanlı bayrağım. Birinci Kosova Savaşı'nda sırlı hali. Şu hedaya yansımıştı yıldız ve hilali. Ecdadımızın yadigarı, candır bedeli. Sonsuza dek hep dalgalansın şanlı bayrağım. Al rengine allar katıldı Çanakkale'de. Coşturdu Trablusgarp, Sarıkamış, Yemen'de. Taht kurdu gönüllere mehteranla en önde. Sonsuza dek hep dalgalansın şanlı bayrağım. Asla inmeyecek yurdumun semalarından. Galip çıktık her zaman özgürlük savaşından. Minnettarız altında kefensiz yatanlardan. Sonsuza dek hep dalgalansın şanlı bayrağım. Kenetleniriz al bayrağımızın altında. Dosta güven, düşmana korku vardır kanında. Namus, şeref, gurur ve bağımsızlık uğrunda. Sonsuza dek hep dalgalansın şanlı bayrağım. Saygımız sonsuz kutsal milli değerimize. Tutkuyla bağlıyız biz özgürlük simgemize. Bir ezan, bir bayrak mirastır neslimize. Sonsuza dek hep dalgalansın şanlı bayrağım. Beşikten mezara dek gölgesinde yaşayıp, gururla, onurla semalarda dalgalanıp,
cennet yolcularını al rengine boyayıp sonsuza dek hep dalgalansın Şanlı Bayram. Yüreğinize sağlık. Leyla Hanım, bakınız bir ev hanımı olarak İnşallah. Bu kadar işin arasında, bu kadar sorumluluk arasında oraya bir mısra yazmak için en az 10 tane kitap okumak da gerektiğini biliyorum. Kaç mısra olduğunu saymadım ama yani çok yoğun bir emek, spesifik bir hisle hissiyatınızı ne güzel örgülemişsiniz. Bunlar topluca anonim gücümüzü artıran değerler. Onun için işte şiirin içinden dedik. Evet. Şimdi bilmiyorum uyar mı? Bu arada bundan 4 yıl önce kıyılarımıza bir çocuk cesedi vardı. Aylan bebek. Aylan bebek. Evet. Aylan bebek. Efendim yani bir dram. O bir dram ne yaptı? Onun cesedi kıyılara vurdu. Efendim orada Mehmetçiğimizin kulları ona tabut oldu ve toprağa tevdi edildi. Bana göre sadece toprağa değil yüreklerimize de tevdi edildi. Evet. İşte ben maalesef o resim karşısında naçizane etkilenerek bir şeyler yazmaya çalıştım. Bence bu insanlığa büyük bir dersti. Derstir. Ama ders çıkarmak isteyenler olursa yani Suriye'ye belki bizden başka bu kadar çok sahip çıkan olmadı. Yani Suriye efendim halkına. Evet o, yani o herkes görevini yapıyor inşallah yapılacak. Biz şiir boyutuyla ben o Aylan bebeğin o masum resmini evet. Görünce maalesef. Etkilendim. Dolayısıyla maalesef. Dedim ki Aylan bebek görüntü. Gel beraber bakalım gökyüzüne. Belki yağış getirir yüzündeki bulutlar. Gün var mı güneş var mı bilmiyorum. Bir kıtlık var içimde kaydı bütün yıldızlar. Çocuk şeklinde bir matem saplanmış yeryüzüne. Kapkara oldu yüzümün yarısı. Gel beraber bakalım gökyüzüne. Gel beraber bakalım gökyüzüne. Kahırdan bu yıl açmadı çiçekler. Belki bir yaprak tutuştururdum eline. Sadece annen mi ters giydirdi Aylan bebek? Bağları kopmuş ayakkabıyı. Gel beraber bakalım gökyüzüne. Belki bir açan olur insanlığa kapanan kapıyı. Şimdi efendim şiiri besleyen kaynakların sadece sevda olmasını, hasret olmasını dilerken maalesef bunlar da dünyamızda yaşanıyor. İlgililer gerekli önlemleri alıyorlar. Umarım bu sıkıntılar, bu dramlar bir daha yaşanmaz diye temenni ediyoruz. Şimdi Leyla Hanım, şiirin yeri nedir? Şiir, ben şöyle düşünüyorum. Söz üzerinden akar biliyorsunuz şiir üretilir. Şimdi söze sıfır mercekle bakalım. En üst düzeyde kelam geliyor bana göre. Yani Tanrı sözü, Allah sözü evet. Kelam. Ondan sonra hadis, peygamber sözü, evet. Ondan sonra şiir. Şiirden sonra söz, sözden sonra laf, laftan sonra bir hakaret, küfür, aşağılama, lakap değil. Demek ki şiir deyip geçemeyiz. Ben şair değilim, öyle bir dam söz konusu değil. Şiir sözün üstünde bir değer taşımalı. Bu sıralamaya bilmiyorum, iştirak ediyor musun? Sözün incisidir bence. Söz, bu skalada, söz skalasında kesinlikle, Tanrı sözü, evet. Ayet, hadisten sonra kesinlikle sözün üstünde bir değer taşımalı. Şimdi efendim. Hadislere çok değer veriyorum zaten hocam. Mutlaka. Şimdi şairin biri Leyla Hanım, köprü başında dilenen ama bir vatandaşın yanına gider, halatı sorduktan sonra yaptığının doğru olmadığını telkin etmesini takip, nasıl geçiniyorsun falan, hayatıyla ilgili bilgi alır. Der işte Allah razı olsun, hayır sahipler 3-5 kuruş vererek geçimimi sürdürüyorum. Bu şair der ki, boynuna bir tabela asmıştır ki gözü ama olan vatandaş. Bu tabelayı değiştirebilir miyim? O vatandaş da, o dilenen insan da der ki, yani sanki kaderimi mi değiştireceksin? Değiştir gibisinden falan. Şair o tabelayı çevirir, arkasına bir şeyler yazar gider. Ve 3-5 gün, bir hafta, 10 gün sonra gelir, merhaba deyince Hızır geldi diye öykünür adam. O şair der ki, diyelim diyor ki işte ben Leyla Kurt, ben Hızır değilim. Veya Zahir Sıtkı Tarancı'yım ben.
Yok diyor, sen Hızır'sın diyor. Ya niye böyle hükme vardın? Niye böyle diyorsun? Diyor ki, sen Hızır olmasaydın benim rızkımın artışına sebep olmazdın. Ne oldu? Dedi, sen ne yazdın bilmiyorum ama benim gelirim en az 10 kat arttı. Ya ihtiyacımın dışında bir tasarrufum olmaya başladı. O vatandaş tabelaya yazmıştı ki benim 2 gözüm kör, Allah rızası için bana yardım edin. Şair tabelayı çevirdi, dedi ki bana diyorlar bahar gelmiş ama ben bu baharı göremiyorum. İşte şiir bana göre sesin desibelini değil değerini artırmalı. Onu bakın aynı şey aslında göremiyorum sonuçta göremiyorum fiiline çıkıyor ama insanlara müracaat ettiğinde duygu yapısına müracaat olduğu için böyle bir değişime, dönüşüme efendim evet. Yol açıyor. Aynı cümle başka farklı bir kapıdan görüyor hocam. Evet. Gönül kapısından görüyor cümle. Mutlaka, mutlaka. Aynen öyle. Şimdi ben bir anne şiiri takdim edeyim ve biraz ev sahibi konumundayım. Umarım saygısızlık olmaz. İsterseniz buyurun siz bir şiir okuyun. Hocam siz okuyun sonra da ben merhamet şiirimi okuyacağım. Bunu insanlara, merhametsiz olan insanlara gönderme için yazdım. Çok da haklı olarak yazdım. Çünkü günümüzde farkındaysanız insana da merhamet diye bir şey kalmamış hocam. Maalesef. Siz şiirinizi okuyun ben sonra bu konuya tekrar döneyim. Şimdi dedik ya efendim, annemizi sevmemiz için annemize ait bilgileri bilmemiz şart değil. Hatta 2 yaşındaki çocuk diyelim, o anne malumatını bilmez. Yani işte şiir de buradan kaynaklanıyor. Duygunun bilgiden öncelikli olduğuna ilişkin bu vurguyu yapmak istiyorum. Şiirin önemine, hani şiir benim tasarrufumda olan bir şey değil. Şiirin toplumda yaygınlaşması halinde bana göre sevgiler çoğalır ve kolaylaşır. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Bütün kilitli kapıları açan sevgidir. Aynen öyle. İşte bu sevgiyi de dile getiren, onu tedavülde tutan ve insanların yüreklerine servis eden en güçlü efendim sanat şubesi şiir. Şimdi izninizle anne diyeceğim. Anne. Ak düşen yıllarım dönsün tersine, bir yılı bir güne satayım anne. Dizinde minnacık başım izine uzanıp yeniden yatayım anne. Geceyi gündüzün yanına koydun, sesini sesimin ardına koydun. Gözümü hala o yıllarda koydun, ben hangi birini sayayım anne. Ayağın altına serili cennet, anadan ayrılan getirir cinnet. Sımsıcak bir mezar canıma minnet, ben senin yerine öleyim anne. Ve boyandı dünya hüzün rengine, sarmayın annemi toprak bezine, sarılıp mübarek sıcak eline, hakkını helal et öpeyim anne. Biricik anneme cennet mülk olsun, o nasıl evlat ki anne yük olsun, anneler örmez ki sana aşk olsun, ben hiç büyümedim neyleyim anne. Nur içinde yatsınlar. Bütün annelerimiz, benim annem amin. De. Benim anneme hayatta etti. Allah cümlesine sağlık uzun ömürler versin. Sağ olanlar Allah uzun ömürler versin. Annelerimizi böyle anarsak efendim geleceğimiz daha güzel olur diye düşünüyorum. Şiirlere konu yaparsak. Annelerine saygılı olsa, çünkü anne her zaman ele geçmiyor. Benim annem 19 yıldır vefat etmiş ve ben bu yaşımda halen anne sevgisi arıyorum. Annelerinizin kıymetini bilin. Anneler çok değerlidir. Sizi dünyaya getiren insanlardır anneler. Leyla Hanım, şiir çalışmalarınız sürüyor. Bu 2 kitabın evet. Dışında sanırım evet. Çalışmalarınız evet, da çalışmalarım. Var. Evet, çalışmalarım. Bunlar zaten yeni şiirlerimden hocam seçme getirdim. Evet. Bir tane merhamet şiiri yazdım. Bunu gazete köşemde de yayınladım. Hangi gazetede yazıyordunuz pardon? Elazığ Harput gazetesinde köşe çok yazarlığı güzel. Yapıyorum. Pardon, okuyor, takip ediyordum. Hatta Nevzat Ülger de yazarımız orada yazıyor sanırım. Evet. Bahsettiydi Leyla Hanım zaman zaman orada şiirlerini. Çünkü çok okuyan biri Nevzat Bey, malumatın dahilinde olması şaşırtıcı değil. Siz Merhamet isimli şiirim okumak istiyorsunuz. Evet, ben buyurun lütfen. Onu yazmıştım işte. Merhamet, ne zaman okşadın ki bir yetimin başını? Kaç fakirle bölüştün ekmeğini aşını? Bir garibin derdinden yordun mu hiç başını?
insanı insan yapan inceliktir merhamet. Zenginlik, servet, ihtişamda Karun'a denktin. Bu fani dünyanın malını senin zannettin. Yoksuldan, garipten, borçludan el etek çektin. İnsanı insan yapan inceliktir merhamet. Kaç hayvana su verdin, kaç hayvanı doyurdun. Fakir kuru yerdeyken sen köşklerde oturdun. Sadaka, zekat, hayır, hasenatı unuttun. İnsanı insan yapan inceliktir merhamet. Yaşlı anne babanın çaldın mı kapısını? Hasta ziyaret edip aldın mı duasını? Dertliye derman olup ondun mu yarasını? İnsanı insan yapan inceliktir merhamet. Kıymayın cennet meyvesi çocuklarımıza. Dokunmayın savunmasız kadınlarımıza. Er-Rahman esmasını sindirin ruhunuza. İnsanı insan yapan inceliktir merhamet. Allah-u Teala'nın Er-Rahman esması bu dünyada merhamet eden, Er-Rahman Rahim Hüsnas da ahirette merhamet eden, o yüzden Er-Rahman Hüsnas'ını yüreğinize sağlık. Dedim. Hakikaten böyle yürekleri yumuşatan, böyle şırınga eder gibi söz sanatının ne kadar güçlü olduğunu hatırlattınız bize hiç riyasız. Bir de önemli olan samimi bir şekilde okumak. Yani bütün hücrelerinizle, samimiyetinizle şiir paylaşımınızın tesirinin fazla olduğunu ben müşahede ettim. Hocam, her şey zaten merhamete dayanıyor. Mesela son yıllarda kadınlara olan şiddet, çocuklara karşı tacizler, hep bunlar merhametsizlikten, Allah korkusu olmayışından. Evet efendim. Ve ilgili birimler gereğini yapıyor, ondan eminiz. Bizler de naçizane, işte yazar çizerler olarak, ben şair değil ama şairlerimiz de... Şairsiniz konular, hocam, kitabınız da var. Efendim eksik olmayın, bu konuları bol bol işleyerek bence hakikaten şiirin evrensel boyutu, yani sadece Elazığ, Harput bazında değil, tabii ki Pergel gibi bir ayağımız burada olacak. Ulusal ölçeği bile ben naçizane yeterli görmüyorum. Evrensel ölçekte tek dil nasıl olacak? Sevgi dili. Sevgi dili. Evet. İlmi ledin. Zaten Mevlana'larda, Alman Goethe'de, Yunuslar'da, Hacı Bektaş Veli'lerde, efendim Shakespeare'lerde bunu evet, yapmışlardı. Hep sevgi ben dili. De diyorum ki yani bizler niye yapmayalım? Ervahı ezelde, lehvi kalemde bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde. Bir günümü 100.000 zara yazmışlar. Bunu Erzurum'un Narman ilçesi Sami Kale köyünde Aşık Sümmani söylerken sadece kendi mi çaldı söyledi oynadı pardon. Hayır. Yani bunu Elazığlı Hıdır, Kahramanmaraşlı Ökkeş, Samsunlu Cem, Diyarbakırlı Hüseyin, Hakkarili Hasan burada bir duygu birliği oluşmadı mı? Evet. Efendim İzmirli Ayşe, İstanbullu işte Zeynep her neyse yani şiirler bizim duygu tabanını, duygu yapısını pekiştiren, canlı tutan çok önemli bir sanat şubesi. Zaten az önce de yine demin önemden bahsettik. Bu Sümmani'nin bu şiirine bir nazire yazmıştım kısa bir şey. Evet, İzniniz olursa onu da paylaşmak isterim. Acep bir bülbül inadına mı bu gülü zara yazdılar? Yoksa ervah-ı ezelden mi benim bu bahtımı kara yazdılar? Bir fısıldaşma başladı bir ara o sır meclisinde. Demek dönüp dolaşıp beni bu aşkı nara yazdılar. Tam da kapanmak üzereydi ki bu güzlü istişare. Sordular arzu halimi tutup bir rüzgara yazdılar. Bir tecelli mi yoksa mahsus mudur nedir? Velhasılı beni alıp bir küfr-i inat yara yazdılar. Mühlet dağıtıldı bütün hayatlar. Benim bu fani ömrümü külli zarara yazdılar. Fani ilhami ile aşık sümmani bir olur mu hiç? Gerçi ikimizi de aynı sayfada bir kenara yazdılar. Leyla Hanım programımızı şereflendirdiniz. Teşekkür ediyorum. Ben okumak istediğiniz bir şiiriniz varsa ben bu
akşam kuşatmasıyla sanırım programın sonlarına geliyoruz. Hocam ben sevgiyle ilgili, şiirle ilgili konulara eklemek istediğim şeyler vardı. Buyurun lütfen. Şiir sadece bizim yazdığımız değil. Ben yazıyorum ama siz yazıyorsunuz veya başka şairler. Ama bu insanların duygularına tercüman oluyor. Bana hep diyorlar ki, ben diyor sanki okuduğum zaman bu şiiri sanki bana yazmışsın gibi. Ben diyor kendimden bir şeyler buldum. Bunu herkes söylüyor. Demek ki şiir herkesin malı. Herkesin biz malı. Yazıyoruz ama bu insanlara bence tapuladığımız bir manevi değer oluyor. Peki teşekkür ederim. Ben akşam kuşatması şiirimle paylaşacağım. Ondan sonra son sözü size vererek kalan sürede de efendim selamlaşmamızı yapalım. Muhal sevdaların kızıl gülünü kaftağı ardına atar akşamlar. Ayrır ortadan katlar bir günü, hicranı yüreğe sarar akşamlar. Yırtılan gölgeler suya dalınca, sevda külfetinden yorgun argınca, bitkin kanatları ufka yayınca, güneşin yolunu keser akşamlar. Yağmur kökü bulut ters esintiye, denk gelir bir damla döker maziye, uslat hayalini serip geceye, sıcak kül içinde kalır akşamlar. Kovar beni benden salar elimi, bir mangal türkünün akkor ismini, kendi şairini Ahmet Haşim'i, gün gelir bir anda siler akşamlar. Telaffuz gerekmezdi malum derdime, kağıt yoktu yazdım avuç içine, son tarihi atar fani ömrüme, bu minval üzere döner akşamlar, bu minval üzere döner akşamlar. Çok efendim, güzel ağzı da yüreğinize sağlık hocam. Leyla Hanım kardeşim, şimdi önerileriniz nedir? Nasıl davranmak gerekir şiirle ilgili olarak insanlarımıza? Bence şiir kitapları önce evlerine çok alsınlar. Çocuklarına şiir kitapları alsan, benim babam bize şiir kitapları çok alırdı. Ben okurdum onları, kalın kitaplarımız vardı bizim. Evet. Yunus Emre'den tutun da bütün büyük şairlerin kitapları vardı. Kitap alsınlar en başta ve şiirin önemini çocuklarına anlatsınlar. Çocuklarına şiir okusunlar. Duygusal insanlardan zarar gelmez. Şiir okuyan, şiir yazan insanlardan korkmasınlar. Onlar sevgi doludur. Onlar kimseye zarar vermezler. Ve şairlerin değerini bilsinler. Çok teşekkür. Kendi değerlerine sahip çıksınlar. Ben Elazığ'ın tek kadın şairi olduğum halde hak ettiğim değeri bulamadığıma inanıyorum. Ve değer bilmeye davet ediyorum kendi halkımı. Eğer zaman kaldıysa sen yoksun diye şiirim var hocam. Tamam, buyurun. Buyurun. Zemheri olur mu Eylül ayında? Buz gibi yokluğum, sen yoksun diye. Ölüm sessizliği çökmüş bağrımda. İtik bir şehirim, sen yoksun diye. Sevmedim dese de yalancı dilim. Kimseler bilmez ki perişan halim. Yokluğunla soldu gülen gözlerim. Yıksam bu dünyayı, sen yoksun diye. Katıksız sevgindi sana bağlayan. Yaralı kuş gibi çare arayan, su sesi gibiydin aşkla çağlayan, kurumuş çöl oldum sen yoksun diye. İzlerin kaldı her köşe başında, kokun sinmiş gibi kaldırımlarda, seni diliyorum yarınlarımda, boynum bükük kaldı sen yoksun diye. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Sanırım programın sonuna geldik. Ben Kanal Televizyonu olarak efendim, şiir gibi bir hayat diliyorum. Şiirle kalın diye sevgili seyircilerimizi selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Kalbi şükranlarımı takdim ediyorum. Buyurun sizin de bir mesajınız varsa. Ben teşekkür ederim. Bu ilk programımızda tekrar hayırlı olsun hocam. Bu ilk programımızda beni davet ettiğiniz için, bana böyle bir şey layık gördüğünüz için, ilk konuk olmayı çok memnun oldum. Çok sağ olun. Estağfurullah. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programın sonuna geldik galiba. Efendim, tekrar buluşmak ümidiyle, İnşallah. Saygıyla, selamlar, teşekkürler.